kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Anne babanın çocukları üzerindeki hakları nelerdir? Allahu Teala her varlığa o varlığın bir hakkı koymuş. Diğer varlıklar üzerindeki hakkını. Mesela aile içerisinde anne babanın çocuklar üzerinde hakları vardır. Çocukların da anne babaları üzerinde hakları vardır. İşte eşlerin karşılıklı kendiler arasında da farklı hakları vardır. İşte bunlardan birincisi çocukların anne babalarına itaat etmeleridir. Çocukların anne babalarına karşı en önemli görevleri onlara itaat etmek, yapılması haram olmayan isteklerine mutlaka uymaktır. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Biz insana anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın, ilah tanımadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emrederlerse artık onlara bu hususta itaat etme. Şimdi burada ne anladık biz? Demek ki gerek inanç, gerekse ibadet ve tavır davranış açısından İslam'a aykırı bir şey olmadıkça anne babaya itaat etmek gerekiyor. Bu birinci kural. Ölçü de bu. Tabi konuyu detaylandırmadan kısa kısa vermeye çalışıyoruz. İkincisi anneye babaya iyi davranmak. Yani Kur'an-ı Kerim ifade edildiği üzere kesinlikle Rabbimizin şu emirlerine, şu isteklerine uymak. Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz. Tamam. Ana babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şimdi bu iyilik yapma anlatılırken burada nasıl bir yöntem izleneceği de beş şekilde anlatılıyor. Onlara öf dahi demeyin. Yüzlerine bağırmayın. Onlara tatlı söz söyleyin. Onlara merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını, şefkat kanadını at bir de şöyle dua et. Ya Rabbi küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi sen de onlara merhamet et. Bu şekilde dua edelim. Bak Allahu Teala anne babaya nasıl davranması gerektiğini böyle ifade buyurmuş. Peygamber Aleyhisselam da kime iyilik yapayım diye üç defa soran bir sahabeye her defasında da annene, annene, annene üç defa cevap vermiş. Arkasından dördüncü sırada kime iyilik yapayım diyen birisi de babasına iyilik yapması gerektiğini söylemiş ve bu arada anne babanın ne kadar iyilik yapmada öncülük hakları olduğunu ifade buyurmuşlar. Ana baba çocuklarına yeteri kadar iyilik yapmamış olsalar bile hatta anne babanın çocuklarına zararları dokunmuş olsa da çocuklar yine de onlara iyi davranmak ve iyilik yapmak mecburiyetindedirler. Bu çokça karıştırılan bir olay. Çünkü insanlar yaşlandıkça çocuklaşır. Çocukluğumuzdaki yanlış ve zararlı davranışlarımızı güler yüzle, tatlı dille karşılayan o anne babalar bize muhtaç duruma gelince onlara bizi yaptıkları gibi iyi davranmamız aynı zamanda bir şükran borcudur. Yoksa Allah korusun nankörlük yapmış oluruz. Bir de üçüncüsü maddi ihtiyaçlarını gidermek. Yaşlanıp kendi ihtiyaçlarını temin edemez hale gelince anne babalarının bütün ihtiyaçlarını temin etmek çocuklarının üzerlerine bir görevdir. Bir vazife ve sorumluluktur. Aslında bu görev sadece ahlaki olmayıp, hukuken de böyle bir sorumluluk söz konusu. Allah bu görevi, bu görevi evlatlarına yüklemiştir. Bakın ey peygamber sana ne sarf edeceklerini soruyorlar. De ki sarf edeceğiniz mal anne baba, akrabalar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah bilir. Dikkat edin. Anne babalar birinci sıraya konmuş. Ayrıca Ashab-ı Kiram'dan Ebu Derdi Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine dokuz önemli şey tavsiye ettiğini ama bunlardan birinin de anne baba da dahil olmak üzere aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla anne babanın bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamak da evlatlar üzerine bir görev ve vazife tabi buna muhtaç iseler. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cihada katılmak isteyen bir sahabeye ihtiyaçlarından dolayı ana babasının yanına göndermiştir. Yani onlar sana muhtaç mı? Evet ya Resulallah deyince o zaman demiş git anne babana yardımcı ol. Demek hem maddi ihtiyaçlarını hem diğer ihtiyaçlarını gidermek evlatlar üzerine bir görev oluyor. Bir dördüncü madde saygısızlık etmemek. Çünkü İslam ümmetinin en önemli e prensiplerinden birisi büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı da sevgidir. Saygıya en layık olanlar da elbette birinci derecede anne babalarımızdır. Bizim büyüklerimiz içerisinde saygıya en layık olanlar bunlardır. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? diye üç defa sormuş. Üç defasında da sahabeler Evet ey Allah'ın Resulü bildir bize demişler. Peygamberimiz bunları dikkat çekmek için tekrar ediyor. Tekrar tekrar. Peygamberimiz sıralamış. Bir, Allah'a ortak koşmak. iki ana babaya karşı gelmek. Üç, haksız yere adam öldürmek. Dört, yalan söylemek demiş. Anne babaya haksızlık etmeyi büyük günahlar içerisinde saymış Peygamber Aleyhisselam. Anne babamı ağlar halde terk ederek hicret etmeye geldim ya Resulallah. Senin emrini almaya geldim diyen birisine de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara dön. Nasıl ağlattınsa onları öylece güldür ve sevindir der. Ve henüz Müslüman dahi olmayan ana babasının yanına gönderir. Demek ki anne babanın Müslüman olması şart değil iyilik yapması için. Gayrimüslim de olsa iyilik yapması gerekiyor. O da onun bir görevi. Anne babanın çocukları üzeri haklarından birisi de çocuklarının onların rızalarını almak ve gönüllerini hoşnut etmektir. İnsanın dünyada elbette en büyük vazifesi görevi Allah'ın rızasını kazanmak ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam memnun etmek. Ama bundan hemen sonra anne babanın rızasını almak gerekiyor. Çünkü ee, az önce meallerini verdiğimiz ayetlerde de görüldüğü üzere Allahu Teala kendisine ibadeti emrettikten hemen sonra anne babaya iyilik yapmayı emretmiş. Peki peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam peygamberimiz de Allah'ın rızası babanın rızasında. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Babanın gazabındadır buyurmakla anne babaya yapılan yapılacak e, hürmetin ve onları gönüllerine almanın ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş buyuruyor. İyilik yapmada baba'dan önce gelen annenin durumu da tabii ki böyledir. Anne babadan daha öncelikle hoşnedilmesi gereken. E, baba böyleyse anne haydi haydi öyle olur. Peygamberimiz çok öfkeli bir şekilde üç defa yazıklar olsun o kimseye Yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye diye söyleyince sahabe efendiler biz kimdir o ya Resulallah demişler. Peygamber Efendimiz anne babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde cennete giremeyip cehennemi boylayan kimsedir buyurmuş. Ve subhanallah. Anne babanın çocuklar özlerinin haklarından birisi de Çocukların onlara kesinlikle kötü söz söylememesi, onlar incide kötü söz davranışlardan sakınması gerekiyor. Bu kötü davranışların ebeveyne doğrudan söylenmesi yapılması haram olduğu gibi, onlara kötü söz söylenmesine sebep olmak da haramdır. Yani anne babaya kötü söz getirecek hareketli davranışlarda bulunmak da caiz değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, Onlara öf dahi demeyin yasağı yanında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de çok dikkat çekicidir. Bir kimsenin anne babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurmuş Peygamberimiz. Tabi sahabe efendilerimiz bu sözü duyunca merak etmişler. Ya Resulallah bir kimse anne babasına nasıl söver? Peygamberimiz onların bu sualine bakın nasıl cevap vermiş. Biri başkasına bir söz söyler. O da tutar bunu ebeveynine söver. Allah korusun. Kötü bir söz söylüyor. Bu sefer de o kişi bunu anne babasına söylüyor. Yok yerden annesine babasına sövdürmüş oluyor. Allah korusun. Bir de anne baba öldükten sonra onları hayırla anmak, dua etmek. Anne baba e, ölmekle onlara karşılan sorumlulukları bitmiyor. Onların temiz hatıralarını devam ettirmek gerekir. İnsanlar insan yapan da bir bakıma nesilden nesile miras olarak intikal eden bu güzel duygu ve hatıralardır. Öyleyse onlar vefat ettikten sonra onlar hatırlamak, dua etmek, onların dostlarını onlar hayattaymış gibi ziyaret etmek ve onların kalplerinin razı olmasını sağlamak da bu açıdan o evlatlar üzerine bir görev söz konusu oluyor.